Modern insanın en büyük sıkıntılarından biridir stres. Günlük konuşmalarımızda dilimizden düşmeyen, kalp krizinden kansere, hatta kısırlığa kadar hemen hemen tüm olumsuz olayların nedeni olarak görülen kavramdan bahsediyorum. Sahi nedir bu stres dediğimiz şey? Sadece modern hayatın getirdiği bir sorun mudur? Acaba strese girdiği için uyku düzeni bozulan mağara adamları var mıydı? Peki, ya söz konusu hayvanlar olduğunda herhangi bir stresten bahsedebilir miyiz? Son olarak yeryüzünde stressiz bir insana rastlama ihtimalimiz nedir? Gelin şimdi hep beraber bu meseleyi ele alalım. Konuşmamıza son sorumuzdan başlayalım. Stressiz bir insan olabilir mi? Hanselye'ye göre olamaz. Çünkü kendisine göre stressiz insan, ölü insan demektir. Yani yaşayan her şey için bir stres söz konusudur. Peki kim bu Hanselye diye soranlara söyleyelim. Kendisi stresin babası olarak anılmaktadır. Zira hem bu konuda çok çalışması vardır hem de 1950'lerde günlük dilde kullanılan sıradan bir kelime olan stresi fizyolojik bir durumu tanımlamak amacıyla ilk kez tıp literatürüne sokmuştur. Peki stres dediğimiz şey tam olarak nedir? Gelin bunu bir örnekle açıklayalım. Diyelim ki mağara adamımızın karşısına bir anda bir kaplan çıksın. Hemen beyinden böbrek üstü bezlerine uyarılar gider. Çoğu kimsenin varlığından bile haberdar olmadığı bu bezler aslında oldukça stratejik göreve sahiptir. Çünkü böbreklerimizin tepesinde şapka gibi duran bu bezlerden adrenalin, noradrenalin ve kortizol gibi oldukça önemli hormonlar salgılanmaktadır. Bunu vücudun alarm sistemi gibi düşünebilirsiniz ve bu hormonlarla birlikte düğmeye basılmıştır. Adrenalin etkisiyle kalp hızlanır ve kortizolle beraber hücrelerde depolanan glikoz kana verilir. Çünkü maksimum enerjiye ihtiyacımız vardır ve karşımızda iki seçenek söz konusudur. İşte herhangi bir tehlike durumunda vücudumuzun oluşturduğu bu savaş ya da sıvış durumuna stres cevabı denir. Yani stres düşünüldüğü gibi baş belası bir durum değil, vücudumuzun doğal fizyolojik tepkilerinden birisidir ve çoğu zaman hayat kurtarıcıdır. Mağara adamımız kaplandan kaçabilirse eğer stres kaynağından uzaklaşan vücudu bir süre sonra denge koşullarını sağlayıp normale dönecektir. İşte modern insanın dramı burada başlar. Çünkü bizlerin stres kaynaklarından kaçabilme ihtimali neredeyse hiç yok. Böylece kısa vadede yararlı olan stres uzun süre maruz kalındığında önemli sorunların ortaya çıkmasına neden olur. Yani vücudunuzdaki alarm sisteminin sık sık açıldığını hayal edin. Girmemiz gereken sınavlar, yetiştirmemiz gereken ofis işleri, şehir hayatının yoruculuğu ve evde bizi bekleyen kronik problemler stres kaynağı olarak birer birer karşımıza çıkar ve sürekli bu düğmeye basar durur. Bağışıklık başta olmak üzere vücudumuzdaki birçok sisteme zarar verebilen uzun süreli stresin beynimiz üzerine de etkisi bulunmaktadır. Kronik stres, korku merkezi olan amigdaladaki sinirsel bağlantı sayısını ve etkinlik seviyesini artırır. Bu da korku ve kaygı hallerinin oluşmasına zemin hazırlar. Ayrıca kortizol seviyesi yükseldikçe beynimizin öğrenme ve hafıza ile ilgili bölgesi olan hipokampüste iletişim azalır. Hipokampüsün aynı zamanda beyindeki stres yolakları üzerine kontrol edici etkisi de bulunmaktadır. Doğal olarak hipokampüs aktivitesinin azalması bu kontrolü azaltır ve stres daha yoğun bir şekilde görülebilir. Prefrontal korteks beynimizin karar alma merkezidir ve yargılama, konsantrasyon ve sosyal iletişim gibi davranışlardan sorumludur. Kortizol buradaki sinaptik bağlantıları ortadan kaldırır ve bu bölgenin küçülmesine neden olur. Özetle kronik stres beynimizde karar verme ve öğrenmeyi zorlaştırmakta, depresyon ve Alzheimer gibi rahatsızlıklara davetiye çıkarmaktadır. Peki strese karşı ne yapmalıyız? Egzersiz yapmanın, meditasyonun ve doğada fazla vakit geçirmenin stresi azalttığına yönelik birçok çalışma bulunmaktadır. Ayrıca son dönem yapılan çalışmalar beslenme şekli ve bağırsaklarımızın stres ve depresyon üzerine doğrudan etkili olduğunu göstermektedir. Konuyu merak edenler şu kitaba bir göz atabilirler. Aslında araştırmalar strese tepki verme şeklimizin stres türüne ve stresi kontrol edip edemeyeceğimize bağlı olarak değiştiğini göstermektedir. Unutmayın, en tehlikeli stres kontrol edemediğimiz strestir. Örneğin yapılan bir çalışmada farelere şok verildi.
Bir grup farenin bu şoktan kaçma şansı yokken diğer fareler metal bir çubuğa dokunarak şokun kesilmesini sağlamaktaydı. Yani bir nevi stresi kontrol edebilmekteydi. Çalışma sonunda stresi kontrol edemeyen farelerin bağışıklık sisteminin zarar gördüğü, stresi kontrol edebilen farelerin ise herhangi bir değişikliğe uğramadığı gözlenmiştir. Amerika'da 30 bin kişinin incelendiği ve 8 yıl süren bir çalışma çok ilginç bir sonuç ortaya çıkarmıştır. Çalışmanın başlangıcında katılımcılara 2 adet soru sorulmuştur. 1. Geçen yıl ne kadar strese maruz kaldınız? 2. Stresin sağlığınız için ne kadar zararlı olduğunu düşünüyorsunuz? Çalışma sonunda 8 yıllık süre içerisindeki ölümler incelenmiş ve en fazla ölümün yoğun stres altında kalanlar arasında olduğu gözlenmiştir. Bu beklenilen bir sonuçtu ama ilginç bir şekilde ölenlerin çoğu stresin sağlığa zararlı olduğuna inanan insanlardı. Yoğun stres altında kalan ama stresi zararlı görmeyen insanlarda ise ölüm sayısı çok daha azdı. Yani görünen o ki stres hakkındaki düşüncelerinizi değiştirdiğinizde vücudunuzun strese karşı verdiği tepkileri de değiştirebilmektesiniz. Sonuç olarak hayat karşınıza herhangi bir stres kaynağını çıkardığında burada konuşulanları hatırlamaya çalışın lütfen. Stresin sizi kontrol etmesine asla izin vermeyin. Siz stresi kontrol edin.